Habere sonradan bir ekleme yapıyorum dostlar. New York Times'te bir haber paylaşıldı. Bakü'deki kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, Putin Karabağ konusunda üçlü anlaşmaya varıldığı gece Aliye ve ultimatom verdi. Şu şeyi aldıktan sonra operasyonları durdurun ya da Rus ordusu müdahale edecek şeklinde bir tehdit olduğu aktarılıyor. Dediğimiz gibi New York Times Bakü'deki kaynaklara dayandırarak bu haberi aktarıyor. Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Tüm dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Bilindiği gibi Pakistan'la Çin çok sayıda anlaşma imzaladı. Çin Devlet Meclis üyesi ve Savunma Bakanı Pakistan'da Pakistan ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu. Bu anlaşmanın her iki ülkenin çıkarlarını her koşul altında korumasına katkı sunacağını belirtti. Anlaşmanın bölgesel barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu söyleyen Çin Savunma Bakanı, Pakistan ile ekonomik, siyasi, askeri alanlardaki işbirliklerini arttırmayı sürdüreceklerini ifade etti. Anlaşma Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun geleceği açısından önem taşıyor fakat tabii ki de asıl amacın Hindistan'a karşı işbirliği olduğunu da belirtelim. Uzmanlara göre Pakistan bu savunma işbirliği ile Hindistan karşısında yeni bir koz edinirken Çin de aynı şekilde Hindistan ile yaşadığı sınır sorunları konusunda Pakistan kozunu eline almış oluyor. CNN Türk muhabirinin haberine göre ordumuza kargoların teslimatları sürüyor. Menzilinin 10 kilometre etki alanının 25 metrekare olduğunu belirtelim. Akıncı, Milli Muharip Uçak, Helikopter ve Gemilerle birlikte çalışacak, 2021'de sürü ile sahada görev yapabilecek, ihracat için güzel haberlerin yolda olduğu belirtilmiş. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrim'e Sabri kabul etti görüşme ilişkin fotoğraf paylaşılmış. Gelelim kardeş ülkedeki gelişmelere. Öncelikle Ermenistan Milli Güvenlik Teşkilatı Başkanı Albay Armen Abazyan Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Resmen artık Ermenistan diye bir ülke kalmadı desek doğru olur. Her gün bir gün Cumhurbaşkanı gidiyor. Eski Cumhurbaşkanı gitmek istiyor. İstihbarat Başkanı gidiyor. Bunlara tek karşı çıkan herhalde Paşinyan gibi duruyor. Rus barış güçleri Laçin'de kontrol merkezleri oluşturmaya devam ediyor şeklinde 4 adet fotoğraf paylaşılmış. Bugün kardeş ülke Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çok sayıda açıklama yaptı. Gerçekten uzun bir konuşmaydı. Sadece bazı yerlerini söyleyelim. Şu anda Laçınlıların nüfusu 80 bindir. Kısa zamanda şehirlerine geri götüreceğiz. Kurtarılan tüm bölgeleri halkımızı getireceğiz. Ormanları yeniden imar edeceğiz. Tüm kurtarılmış bölgelerin hem ziraat hem turizm potansiyeli çok büyüktür. Laçin'in stratejik önemi şehrin merkezinden koridor geçiyor. Bu koridor Rus barış gücünün kontrolünde oysa uzun yıllar Ermenistan'ın elindeydi. Aslında Ermeniler kendi ellerinde bulundurmak istiyorlardı ama itiraz ettim Rus barış gücünde kaldı. Biz de keşke Azerbaycan'da kalsa diyelim. Yine Aliyev Fransa senatosunun bizim meselemizde ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı. Ermeniler orada kendilerine devlet kursun topraklarımızdan Ermenileri kovduk ve yeni bir gerçeklik oluşturduk. Herkes bu gerçekliği kabullenecek şeklinde açıklamalarda bulundu. Yine Rusya ile Türkiye'nin yeni bir koridor üzerinde çalıştığına ilişkinde açıklamalar yaptı. İlham Aliyev, Azerbaycan Nahçıvan arasında yeni bir koridor kurulacaktır. Bu koridorun önemli bir yanı da Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bağlantıyı kurmaktır şeklinde de ekledi. Bugün Zambiya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Davis Şama ve beraberindeki heyetle Savunma Sanayi Başkanımız arasında bir video konferans görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede iki ülke arasında savunma sanayi işbirliği anlaşması imzaladık şeklinde bir haber paylaşılmış. Gidelim Fransa'ya. Fransız donanmasının hizmetindeki tek uçak gemisinin yerini alacak geminin özellikleri açıklanmaya başladı. Burada ismi zor okunuyor. Kısaca Punk diyelim. Punk adlı programla geliştirilmeye başlanan geminin 2038'de göreve başlaması bekleniyor. Söz konusu gemi Almanya, Fransa, İspanya ortak projesi olan uçaklar için uygun olacak şekilde tasarlanacak. 2038'de kim yaşar, kim kalır şimdiden bu habere gerek var mı ama yine de aktaralım. Fransız Meret Marine dergisi tarafından paylaşılan bilgilere göre geminin 70 ila 75 bin ton toplam ağırlıkta 280 metre uzunlukta olması planlanıyor. Uzmanlar yapımı uzun yıllar alacak geminin maliyetinin 5 ila 9 milyar euro olacağını düşünüyor. Yeni geminin tarih gücünün nükleer reaktörden mi yoksa Queen Elizabeth sınıfı gibi geleneksel motorlardan mı alacağı Uzun süre tartışma konusu olmuştu. Öte yandan henüz netlik kazanmayan bir diğer konu ise Fransa'nın kaç tane yeni nesil gemi yapacağı. Denizlerde daha uzun süre uçak gemisi bulundurmak isteyen Fransa bu sefer iki gemi yaptırmak istiyor. Ama yüksek maliyetinden dolayı henüz kesin bir karar alınamadı. Libya'ya gidiyoruz. Libya basınına göre sabah Sezer'e bahsettiğimiz Amerikan uçağı Libya kıyıları boyunca uçmaya devam ediyor. Yine Libya'da Hav derbasını G sınıfı bir Türk fırkateyninin düşük kaliteli kırpılmış fotoğrafını paylaşmış. Kums kenti açıklarında olduğunu söyleyelim ve ne zaman çekildiği de belirtilmemiş, tarihsiz şeklinde paylaşılmış. Ayrıca bilindiği gibi Misrata'da bir Türk deniz üssü kurulacak fakat şimdiye kadar gemilerin kumslu olduğu belirtiliyor. Misrata deniz üssüne ilişkin bir bilgi veya bir uydu görüntüsü paylaşılmıyor ki zaten paylaşılsa da biz paylaşmayız çünkü Türk üssü olacak. Yine 25 Kasım'da Kums Limanı'nda bir Türk fırkateyninin yeni durağı şeklinde fotoğraf paylaşılmış. Hafter ne yapıyor derseniz Hafter ise şehirde koşu yarışması düzenliyor. Evet şaka değil gerçekten de. Hafter ordusu tüm sokakları kapattı ve bir maraton düzenliyor. Bununla ilgili videoyu da görmektesiniz. Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, 2021'de yapılacak Ukrayna NATO zirvesinde tam üyelik için yeni bir eylem planı alma beklentisini dile getirdi. Fakat bazı uzmanlara göre Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Türkiye için iyi bir gelişme değil. Burada uzunca bir analiz yapılmış. Bir gün bunu da sizlere aktarırız. Yine Rus gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini söyleyelim. Ingovistia isimli Rus gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e gitti. Geminin geçişine Türk sahil güvenlik botları da eşlik etti. Geminin güvertesinde askerler her zamanki gibi nöbet tuttu. Zaten Rusya bizi şaşırtmıyor. Yine Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan yerli imkanlarla inşa ettiği uçak gemisinin liman testlerini tamamladığını duyurdu. Liman testlerinin tamamlanması artık geminin deniz tecrübelerine başlayacağı anlamına geliyor. Denizde Testin 2021 yılının başında başlayacağını da belirtelim. Hindistan'ın daha önce kendi inşa etmediği bir gemisi daha bulunmaktaydı. Bu gemi Hindistan'ın ikinci aktif gemisi olacak. 260 metre uzunluğunda ve 37500 ton deplasmana sahip gemide 30 adet avcı uçağı ya da helikopter bulunabilecek. Yaklaşık 1500 personelin görev yapacağı geminin 2022 yılı içerisinde Hindistan ordusunun envanterine yani hizmetine alınması bekleniyor.